Merhabalar. Bugün sizlere teleskopik tip hidrolik amortisörler hakkında yaptığım araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Teleskopik tip hidrolik amortisörler, tekerlek kısmına bağlı içi yağ dolu silindir ve arabanın gövdesine bağlı çubuk piston grubu olmak üzere iki ana parçadan meydana gelirler. Silindirik kısmın dış sınıfı iki kat olup ara kısım yedek yağ deposu vazifesini görür. Piston çubuğuna silindirin üst tarafına geçen koruyucu toz tüpü ve silindir içinde işleyen piston bağlıdır. Bu tip amortisörlerin çalışma şekli şöyledir. Eğer tekerlek bir darbe alırsa, amortisörün bu sıkışma stroka esnasında silindirin alt kısmındaki supap kapanır. Yağ basıncı piston üzerindeki supapı açar ve sonrasında yağ pistonun üst kısmına geçer. Bu kısımda aynı zamanda piston çubuğu bulunduğundan fazla yağ bir boru vasıtasıyla yedek depoya gönderilir. Bu borunun ucunda da bir supap daha mevcuttur. Bu işlem sırasında amortisör yukarı doğru olan yay hareketini yumuşatır, darbeyi söndürür. Amortisörün aşağı doğru tepkisi lastiği yola bastırır, lastiğin zıplamasını önler. Tekerleğin düşmesi sırasında amortisör şöyle çalışır. Amortisörün açılması esnasında yağ önce silindirin alt başındaki supaptan içeri girer. Piston üzerindeki supap tek taraflı olduğundan kapanır ve piston üzerindeki yağ ince borudan geçerek yedek depoya ve oradan silindire girer ve sonrasında geri gelme mukavemetini temin eder. Bu işlem sırasında amortisör tekerleğin düşmesi ile yayın birden boşalmasını önler. Darbeli açılım frenler, tekerleğin yola yumuşak bir hareketle oturmasını sağlayarak zıplamasına engel olur. Görüldüğü gibi yağın ince boru ve supaplardan geçmeye zorlanması amortisörün hareketini ters yönünden bir direnç göstererek sarsıntı doğuran enerjiyi ısıya çevirip yutmasına imkan sağlar. Dikkat edilecek bir diğer husus da amortisör içinde ısınan yağın her zaman bir yönde hareket etmesi ve böylece kendini ve cihazı soğutmasıdır. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin. Bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.